Uzi Benfero kavgasını da izleyelim abi. Ayıp olmasın. Robert Hip-Hop'u uzun süredir izlemiyorduk. Geçen galiba koşuyordu Starbucks'ta denk geldim. Robert'te. Bir çarpıştık orada. Şunu bir izleyelim ya. Uzi Benfero kavgası. Yani Evet, Türkçe rapte Hataylıyım kardeşim. Ayvaz. Ayvaz. Bir F alabilir miyiz Hatay için? Depremi unutma, unutturma. yine magazinsel olaylarla karşınızdayım arkadaşlar. Ne olmuş? Ben Fero ile Uzi kavga etmiş falan filanlar. Neler oluyor, neler bitiyor? Bakın. Ben Fero Uzi ne alaka? Burada birkaç madde ele aldı. Bu maddeler üzerinden kimin haklı, kimin haksız olduğunu kendi Tamam fikrimce hocam. yorumlamak istiyorum. Uzun zamandır da video atmıyordum. Aktiflik için arkadaşlar like ve yorum bırakın. Seni kendim gibi sandım. Seviyorum dedin inandım. Ama Robert'cığım şu editlerin bir tık değişmesi lazım sanki ya. Konuştular, durdular, sonra tıpış tıpış arabesklerine, poplarına döndüler. Ben de beni beğenmediler diye Tupac gibi, 50 gibi, Future gibi rap yapacaklar sandım. Yani kime konuştular durdular sonra tıpış tıpış arabesklerine poplarına döndüler. Ben de beni beğenmediler diye Tupac gibi 50 gibi 50 gibi Future gibi rap yapacaklarını sandım. Kime laf ediyor burada? Uzi Caner'e mi? Ben Fero ama yani o çıkan şarkı ne ya? Ferhat abi severim de. Bak Ferhat abi keşke abim olsa anladın mı? Ferhat abi gibi bir abim olsa da yani o çıkardığı parça ne aga? En son çıkardı. Nerede o katlanarak falan yani esti geçti gibi. One Trick Pony gibi. Türkçe rapte yani kusura bakmayın. Bu açıklamaları birazdan değineceğim zaten. Uzi de demiş ki abi Murphy hoş geldin. Birey yağ diyeceksin bir dostum. aralar saygılıyım ayaklarıyla ekmek yerdi. Şimdi evin asi çocuğu moduyla piyasada kalmaya çalışıyor. Bizdeki katalog ve çeşitlilik sende olabilir mi? De ayrı abi. Git şınav mınav çek reis, bitti senin muhabbet artık. Şimdi yani Ben Fero harbi piyasada çok sessizdi yani işini yapan. Hatta şey diyordum ya, bu adam o kadar laf yiyor ve saygılı. Hani millete de laf yapmıyor. Laf yapması da lazımdı da o zamanki psikolojiyle şu anki çok farklı. Şu an Ben Fero yani adama dokunsanız diyecek ki lan sen benim yüzümü mi dinlemedin lan? Nasıl dinlemezsin diyecek. Psikolojide kankalar. Devam edelim. Ne arabeskisi ya? Son yaptığım şarkı Azer Bülbül'le cover bir proje. Remix hatta. Caney. Arabesk olmama ihtimali var mı zaten bunun yani? Oğlum Uzi'nin konuşma tarzı değişmiş. Bakın. Benfero. Ne alaka? Uzi niye bu kadar alınmış ki? Galiba Uzi'ye demiyor değil mi onu? Ben mi yanlış okuyorum şu an? Uzi'ye değdirmiş gibi de. Daha önce beğenmeyen Uzi de şey işte Güngören'de olmanın verdiği bir şey mi ya bu? Bilmiyorum hani her atar atar gidere gider gibi bir kafama. 2019 dönemlerinde Uzi ile kavga etseydi büyük ihtimalle ne derdi biliyor musunuz bak. Mısınız şaka mı yapıyorsunuz? Siz şaka mı yapıyorsunuz amına koyayım? Anladın mı ama. Siz şaka mı sanıyorsunuz amına koyayım? Ezel mi sanıyorsunuz amına koyayım? Ben koydum sizi lan. Benim amına koyayım. Piyasaya sizi koyan benim amına koyayım. Siz ezel mi sanıyorsunuz amına koyayım? Uzi'nin kankalar konuşma tarzı da değişmiş. Herhalde artık kitlesine daha da önem veriyor. Bu çok iyi bir şey kankalar. Respekt abi. Ne arabeskisi ya? Yaptığım şarkı Azer Bülbül'le cover Dostum aynı şeyi bir izliyorum. proje. Remix hatta. Caney. Arabesk olmama ihtimali var mı zaten bunun yani? Yaptığımız albümleri hiç mi dinlemediniz? Burası siz. He? Bu Türkiye'deki trap müziği ne şekilde yaptığımızı bilmiyor musunuz yani? Arabeskçi mi olduk şimdi biz? Bu future mu oldu yani ama? Ototune kullanıyor diyor. Future mu oldu bu adam şimdi? Ufuk abim de demiş ki diğer varyansılarını bilemem. Göreceli ama bu kez Fero haklı bu arada. Son parçası da güzeldi. Hayda, ne alaka bras? Şeyin şu an ne alaka şimdi olayla ya? Bilmiyor, bunu hissetmeyen kesin bilmiyor. Oğlum çok kötü şarkı bence ya. Neresi güzel ya? Ben Fero'ya yakışmıyor. O gün bak Ben Fero'nun bu şarkısını dinlerken ağladım biliyorsunuz. Canlı yayında ağladım. Gözümden yaş geldi ya. Ya bu şarkı aslında Ben Fero'nun kemik kitlesine hitafen olabilecek bir parça. Bu yüzden fazla dinlenmemesini anlıyorum ama bu kadar da hani öfkeli Para almış mı tweet için? İyi. olmamak lazım. Ben Fero Uzi'nin videosuna demiş ki Kardeşim sen rap yaparken seni de desteklemişliğim oldu. Unutmadığına eminim. Senin Ya de benim. ampersen iki satır bir şeyi okuyamıyorsun hatta yazamıyorsun. Senin artık birini eleştirme hakkın yok brah. Dostum o anla ilgili sanatsal bir ilham gelir tamam mı? O ilhamla coşturursun. O günkü ilhamım yoktu. Bir de hastaydım.
Ondan yani, yoksa kalemim sağlamdır. Bizi boş sanma. Yüzüm ekranda. Body like panda. Manitan sağ taşyamda. Mesela. Mesela bak şu an freestyle yaptım bunu. Seninle benim şu an yaptığımız müzikler genre olarak tamamen farklı. Kıyaslanacak tek bir alaka yok. Asi çocuk falan ayıp etmişsin. Sana yakışmamış. Konserlerindeki kitleye bakınca kim adam kim çocuk ortada. Kardeşim sen rap yaparken seni desteklemişliğim... Ama Robert iyice zoomla ki kör olalım. ...oldu. Unutmadığına eminim. Seninle benim şu an yaptığım müzikler genre olarak tamamen farklı. Kıyaslanacak tek bir alaka yok. Yani kıyaslanabilir aslında. Benfero reggaeton da yapsın. Uzi de gitsin semt yapsın. Ben yine kıyaslarım. Bir insan müzik yapıyorsa ben o sanatçıyı her türlü kıyaslarım. Karakterinden tut giyim tarzına. Sahnede nasıl performans yap. Ezel'den sonra bozuldu Benfero ya. Ezel olayı çok yordu onu. Vizyonuna. Yani bunlara bakıp ben kıyaslayabilirim. Bu yüzden kıyaslanabilir aslında Benfero. Hatta bir yorum sabitleyeyim. Sizler yazın. Benfero Muzi mesela yazın. Zaten rapçiler de bakıyorlar. Asi çocuk filan ayıp etmişsin. Sana yakışmamış. Konserlerindeki kitleye bakılınca kim adam kim çocuk ortada. Ben... Bu arada Kanye West'le ilgili ilginç bir olay anlatayım mı? Kanye West, Kim Kardashian, Travis Scott, işte birkaç daha böyle ultra milyoner ünlüler falan grup chat almış. Hepinizden ben daha iyiyim. Benim taşraklarımı yiyin yazıp çıkmış gruptan. Benfero da bir sakinleştiriyor, bir gazı yükseltiyor. Yani konserdeki kitle, bir dönem hatırlıyorsunuz ki konserlerde telefon atmaları, kavga olayları olmuştu. Benfero da yani kitleleri belli yani. Böyle müzik yaparsanız tabii böyle kitleniz olur gibisinden ben bir soru soruyorum. Benfero'nun nasıl kitlesi yani acaba? Benfero şu an konser yapsa eminim aynı durumlar Benfero konserinde de olur. Olay tamamen rapçi de değil de tamamen konserin organizatörlüğü. Onlar ne kadar iyi işini yapıyorsa rapçi de o kadar problem yaşamaz. Öncelikle Benfero'nun ilk atmış olduğu story'i pek fazla anlamadım. Uzi'nin 15-16 mı? Rap'in sanat olduğu zamanlar ne gelecek? Oğlum bunlar bile yazıyor. Ben nasıl yazamadım dünya? Anlam veremedim. Orada Uzi ile Halo'yu aslında hedef gösteriyor. Diyor ki yani bu rapçiler arabeske popa döndüler falan filanlar. Ya ben bunu çok anlamsız buldum. Çünkü birincisi arkadaşlar Uzi arabesk yapmıyor. Yani o şarkı belki arabesk olabilir. O şarkıyla belki birinci olabilir. Nakat kapağı olabilir. Yani bu adam arabesk yapmadan da listelere girebiliyor. Hit oluyor. İlk ona... Uzi ne zaman arabesk yaptı ya? Uzi arabeskle ünlenen biri değil ki. Arabesk tarafı vardı ama arabeskte ünlenen biri değil yani. İlk 5'e belki 5 tane şarkısını... Bro Güngören'de büyümüşsün, anladın mı? Yani arabesk yaşamayacaksın da ne yaşayacaksın Güngören'de ya? Beni konuşturmayın şimdi. Sokabiliyor. Her yerde dinleniyor. Klaplarda, orada burada. İkinci aslında en çok konuşmak istediğim madde de yani Benfero neden bu kadar öfkeli? Zamanında Benfero bayağı bir linç yemişti biliyorsunuz ki. Hatta sözlerine de baktığımızda yemişin lirik kalitesini ulan diye. Yani Benfero aslında zamanında yazmış olduğu satırlardan, yapmış olduğu rapten ha bu nasıl rap, bu rap mi, bu nasıl söz tarzında bayağı linçler yiyordu. Değil mi baktığınızda? O zaman Benfero'nun şu... Bence Uzi fena değil o konuda ya. Uzi yani toplam piyasaya baktığın zaman Alizadeler, Cartur yeni nesile baktığın zaman Uzi fena değil dostum. Ben mi yanlış okuyorum? Uzi gene sözleri falan fena değil. Böyle çok kıytırık değil yani şarkılar. Şu anki laf attığı rapçilerden farkı neydi? Benfero resmen o dönemlerde Joker'lerle, old school rapçilerle savaşıyordu. Şimdi bakıyorum aylar öncesinde Joker'le tweet Uzi iyi bence ya. Benfero sanki old... Bir de çok garip bir şey söyleyeceğim. Uzi'nin bir... Şey konuşmasını neydi, heyecan kafe miydi neydi, bir programa çıkmış işte, barda çekilen bir program. Orada en iyi ilk 3 rapçisine benim akrabam olan Hikmet abi yani Knockout'u koyuyor. Saygım orada attı, anladın mı? Sen Knockout'u nerede duydun gördün? Bizim yani benim Hikmet abiyle bayramlaşma fotoğraflarım falan var ya. Knockout'u ilk 3 rapine koydu ama Hatay'da o da enkaz altında kalmıştı, kurtardık Allah'tan. Attığımız tweetler falan işe yaramıştı. School rapçi gibi yani dinozor rapçilere dönüşmüş adam. Bu rap mi? Piyasa ne hale gelmiş? Bunlara rap mi diyorsunuz? Gençler bunları mı dinliyor? Benim istediğim hakkımı vermiyorsunuz falan filan. Şu an belki millet Çakal, Uzi... Abi bunları dinleyen insanlar zamanında seni de dinlemiş insanlar. Yani dinleyici olarak aslında... Hala da dinliyorlar bu arada. Ben Benfero'yu özledim. Ben Benfero'yu şahsen böyle olaylarla gündem... Hikmet abi mi seni rap'e yönlendirdi? Keşke hayır. O durdurdu beni ya. Görmek istemiyorum. Bu adamın ben enerjisini özledim kardeşim. Benfero'nun hazır yazayı daha bitmemişken bir an önce bizi eğlendirmesi lazım. Ben Benfero'yla eğlenmek istiyorum kardeşim. Belki piyasadan uzaklaştı. Bu arada bence işlerinden şöyle bir şey söyleyeyim. Benfero, label, şakal bilmem ne. Benfero daha iyi iş yapar.
daha iyi iş yapar. Sadece beynini vermesi lazım. Bu şeyden çıkması lazım biraz, anladın mı? O çok daha kaliteli işler çıkartır yani. Hem tarzı olsun, hem sözleri olsun, bilmem ne olsun. Bir club beat'e koy abi Ben Fero'yu. Ulan bu adam Fight Club'e çıktı, sırıttı mı Fight Club'da? Yok. Bilmem nereye çıktı, old school şey işlere çıktı, sırıttı mı? Yok. Kendi stili de var. Çok ara verdi. Biraz da uzak kalmış gibi. Hani yani isteği de yokmuş gibi. Yapma isteği, böyle yapmış olmak için yapıyormuş gibi bir tavır hissediyorum. Yeni rapçiler gördü. Tabi ister istemez hani ego sarsılması olabilir. Çünkü adam piyasadayken her yerde Ben Fero. Liste 1. Piyasadan çekilince, yeni rapçiler de listelere girince, hayvanlarca dinlenince tabi ister istemez bunlar kim deyip böyle kafaya takmış olabilir, anladın mı? Fazla Bir çok dinlenmeyince duygusal bunların ya. Ferhat sonucunda abim halinde çok böyle duygusal. durumlar da gerçekleşebiliyor. Benim diyeceklerim bu kadar. Evet, Bu ne? Banzer diye bir kardeşimiz şarkı çıkarmış Okey Okey adında. Ben de yer vermek istedim. Ama dedim ki yani beğenmezsem söylerim. O da tamam dedi. Ama iyi de olabilir. Eleştiri yarışırım dedi. Ben de bakalım ya, bir bakalım mı kankalar? No name birisin. Panzer ortadakiyse bence iyi bir şeyler söylesin, yoksa bulur döver gibi. Bu arada çok önemli. Dostum, bu çocuk benim çetede gelmemiş miydi ya? Abi şarkım çıkıyor, dinler misin diye. Yani bir şey diyeceğim. Yani 25. saniyeye kadar mesela hiçbir verse girmedi. Yani bu bence olmaması gereken bir durum. Bakın sizler de kankalar, yarın öbür gün şarkı çıkaracağınız zaman buna dikkat edin. Yani No Name bir isimsen en geç 10 saniyeden dinle. Tamam, not alsanıza. Alo. Chat, not alsanıza. Ben şarkımı 10 saniyeden içerisinde bir şey söyleyeyim. Dinleyiciyi direkt alman Not alın hemen. lazım. Belki 25. saniyeye kadar bir diyaloglar olsa okey, ama çok sessiz gitmesi bence eksi bir durum. Hani buna bence bir sonraki şarkılarda dikkat edilmeli diye düşünüyorum. Bir dinlesin. Bir şirin evler kalmıştı katılmayan. Tatlar çıktım 100 tane kumpastan, kapı kundura yaptım yıllarca, şimdi kovalıyorum pırlanta. Kalbim sapsiro hasta, kurulur trafikler nasta, aralara attım tek bas Neymar durmaz. Bu arada klip çok güzel gerçekten Panzer hocam, klip gerçekten sağlam, en azından bir şekilde uğraşmış hani bütçeye göre, yine farklı açılarda tam o şarkının tarzını, temasını yansıtacak bir şekilde bir klip ortaya çıkarmış, yanında dostlarıyla tam böyle bir gövde gösterisi. Şarkıyla alakalı birazdan yorumumu yapmak istiyorum. Anne bizi boş sanma, yüzüm ekranda. Annem yüzüme kapattı telefonu. Biraz Pop Smoke. Bence olmamış ya. Şu civciv civ efekti var ya, dirildi. Olmamış aga, beğenmedim ben. Basalım biraz değil aslında, okey okey. Herkese bok atayım ki ben bir şey çıkardım da ağzım içinden geçsinler benim. Falan yapıyor. Şimdi burada mix master'lıkta problem var. Panzer'i ben bu şarkıda çok enerjisiz buldum. Biraz daha hype, hareketli, daha böyle hissederek okusa belki daha farklı bir iş olabilir, ama demediler ki kardeşim Panzer bir kez daha oku. İmaj olarak daha farklı olabilir. Oğlum bir de bir şey soracağım. Kliplerde Nike'i kullanıyorlar ya mesela, Nike markası ne zamandan beri bir premium marka oldu Akü? Nike premium bir şey değil ki. Streetwear olduğu için mi giyiyorlar? Çünkü bu tarz hani kolye, saç tarzı olsun, böyle şeyler aslında çok piyasada gördük. Panzer'in daha farklı bir imajla, daha farklı bir kimlikle karşımızda olsa daha farklı olabilir. Şarkının beat'i çok sönük. Daha farklı bir beat olabilir. Daha hype. Puma var. Puma daha kötü. Anladın mı tam piyasa işi? Bir sonraki videolarda kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dikkat edin ve bay bay. Yine güzel. Robert bayağı uzun süredir izlemiyorduk. Like'ımızı atalım hocam. Like'ı da geri çektim bu arada. Bayağı uzun süre Ben Fero saçmalamış biraz. Ben Fero'nun acilen kendine gelmesi lazım. Nerede olduğunu hatırlaması lazım. Kim olduğunu hatırlaması lazım. Anlatabiliyor muyum?